Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Risale-i Nur'da sorular ve cevapları tarihi hayattan. Sual: Madem Allah alimdir, onun bilmesi ve iltifatı kafidir. El kemal büyük zatlar daima kendilerini setretmişler. Hem baki bir alemde hakikatlar bütün çıplaklığıyla ortaya döküleceğine göre, niçin Risale-i Nur'un meziyetleri, ilahi inayet ve ikramlar çoklukla zikredilmiş? Said Nursi'nin Hizmet Kur'aniyesi esnasında mazhar olduğu harika muvaffakiyet ve kemalat beyan edilmiş ve bunlar niçin neşredilmiş? Hatta ilmi eserlerinin birçoğunun arkasında bu nevi takrizler konulmuş. Cevap: Bu hususta mukni, ikna edici cevaplar bazı mektuplarda vardır. Bir hülasası şudur: Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'un neşriyle hizmeti doğrudan doğruya Kur'an hesabınadır. İman hakikatlarının neşri, Müslümanların imanlarının takviyesi, kuvvetlenmesi, dolayısıyla İslam dininin taali etmesi, yücelmesi, din düşmanlarının müfsit, ifsad edici, bozucu hücumlarının def edilmesi ve İslam dininin insanlar arasında maddi ve manevi kemalatın zübde, öz ve hülasası olduğunu aleme ilan etmek ve herkese kanaat-ı kat'iyye vermek için zikredilmiştir. Yukarıda bahsedildiği gibi aleyhte olanlar öyle insafsızca hücumlarda bulunmuşlardır ki, Said Nursi hadsiz muarızlara, çok kuvvetli ve kesretli düşmanlara karşı az, fakir ve zayıf olan Risale-i Nur talebelerine kuvve-i maneviye, gaybi imdat, teşci, sebat ve metanet vermek için Risale-i Nur hakkındaki ikram-ı ilahi ve hizmetin makbuliyetine ait İnayet-i Rabbaniye'yi zikretmiş. İnsafsız hücum ve asılsız iftiralara karşı mecburiyetle müdafaya geçilmiştir. Hem tarihçi hayata geçen bir mektubunda Bediüzzaman, ben itiraf ediyorum ki, böyle makbul bir eserin mazharı olmaya hiçbir vecihle liyakatım yoktur. Fakat çok ehemmiyetsiz bir çekirdekten koca dağ gibi bir ağacı halk etmek, kudret-i ilahiyenin şe'nindendir ve adetidir ve azametine delildir. Ben kasemle temin ederim ki, Risale-i Nur-u Sena'dan maksadım, Kur'an'ın hakikatlarını ve imanın rükünlerini teyit ve ispat ve neşirdir. Halik-i Rahim'ime yüz binler şükür olsun ki, beni kendime beğendirmemiş, nefsimin ayıplarını ve kusurlarını bana göstermiş ve o nefs-i emmareyi başkaları beğendirmek arzusu kalmamış. Kabir kapısında bekleyen bir adamın arkasındaki fani dünyaya, riyakârâne bakması acınacak bir hamakattır, ahmaklık. Ve dehşet verici bir hasarettir, zarar. İşte bu halet ruhiye ile yalnız hakaik-i imaniyenin tercümanı olan Risale-i Nur'un Kur'an'ın malı olarak meziyetlerini izhar ediyorum. Sözlerdeki hakaik ve kemalat benim değil, Kur'an'ındır ve Kur'an'dan tereşşüh etmiştir. Sızmış, damlamış. Madem ben faniyim, gideceğim. Elbette baki olacak bir şey ve bir eser benimle bağlanmamak gerektir ve bağlanmamalı. Evet, lezzetli üzüm salkımlarının hasiyetleri kuru çubuğunda aranılmaz. İşte ben de öyle kuru çubuk hükmündeyim. Evet, Said Nursi, Risale-i Nur'la dinsizliğe ve İslamiyet aleyhindeki cereyanlara karşı giriştiği Kur'an ve iman hizmetinde çok yardımcılara, hükümet ve milletçe teşvik ve müzaherete destek ve güce muhtaçken, bilakis çeşitli iftira, tezvir ve ithamlarla hapse sürülmek, eserlerini imha etmek, halkı kendinden soğutmak için aleyhinde türlü isnatlar yapılmıştır. Elbette hak bildiği mesleğini Kur'an'ın şerefine ve Hazreti Peygamber'in nübüvvetinin taalisine ait hizmetini aleyhdeki iftiralardan müberrah kılmak için hakikati söyleyecek, müdafaada bulunacak. Faraza bazılar tarafından şahsi bir noksanlık terakki edilse bile, umumun istifade ve saadeti için şahsi zararına da razı olacaktır. Onun için Risale-i Nur hakkında beyan edilen ve neşredilen senalara bu gibi noktalardan bakmak lazımdır. Yoksa hizmete zarar olur. Dar düşünce ile hareket etmek zamanında değiliz. İmansızlar kendi muzır mesleklerini, menfi ideolojilerini, sahte kahramanları, hatta İslam düşmanlarını onlar asla layık olmadığı halde çeşitli medhu sena ile
insanlığın nazarına göstermeye, alkış toplamaya çalışıyorlar. Uzağa gitmeye lüzum yok. Dünyayı saran dehşetli dinsizlik cereyanını idare edenler, büyük kahramanlar olarak ilan edilirken, neden Müslümanlar hak dinlerini medhusena etmesinler? Onun kemalatını, ulviyetini neşretmesinler? Kur'an'a aynı olan ve bu zamanı dinsizlik cereyanlarına meydan okuyup, dine en büyük hizmeti ifa eden bir eser külliyatı ve onun muhterem, mütevazi, vahsiz zulümlere maruz kalmış müellifi methedilmesin. Halbuki yazılan yazılar, mücerret mevzular olarak değil, ekseriyetle müdafaa kabilinden, aleyhteki iftiralara cevap olarak neşredilmiş hakikatlardır. Evet, Harb-i Umumi'de mağlubiyetimizden dolayı fazla müteessir olduğunuzu görüyoruz diyenlere cevaben, ben kendi elemlerime tahammül ettim. Fakat ehl-i İslam'ın eleminden gelen teellümat beni ezdi. Alem-i İslam'a indirilen darbelerin en evvel kalbime indiğini hissediyorum. Onun için bu kadar ezildim. Fakat bir ışık görüyorum ki bu elemlerimi unutturacak inşallah diyerek tebessüm eylerdi. İstanbul'da en büyük ve en ehemmiyetli ve tesirli hizmet vataniye ve milliyesinden birisi de Hutuvat-ı Sitte adlı eseriyle gaddar zalimlerin yüzlerine tükürüp izzet-i diniyeyi ve şeref-i İslamiyeyi muhafaza etmesidir. İstanbul'un yabancılar tarafından işgali sıralarında İngiliz Anglikan Kilisesi'nin Meşihat-ı İslamiye'den sorduğu altı sualine altı tükürük manasında verdiği makul ve sert cevapları onun dereceyi cesaret ve kemalat ve şecaatını fiilen göstermektedir. Hutuvat-ı Sitte'yi neşrettiği zaman Çanakkale'de muharebe oluyordu. İstanbul'un işgalini müteakip İngiliz başkumandanına bu eser gösterilir ve Bediüzzaman'ın bütün kuvvetiyle aleyhte bulunduğu kendisine ihbar edilir. O cebbar kumandan idam kararıyla vücudunu ortadan kaldırmak istediyse de fakat kendisine Bediüzzaman idam edilirse bütün Şarki Anadolu İngiliz'e ebediyen adavet edeceği ve aşiretler her ne pahasına olursa olsun isyan edecekleri söylenmesi üzerine bir şey yapamaz. İstanbul'da İngilizler desiseleriyle Şeyhul İslam'ı ve diğer bazı ulemayı lehlerine çevirmeye çalışmalarına mukabil Bediüzzaman Hutuvat-ı Sitte adlı eseri ve İstanbul'daki faaliyetiyle İngiliz'in alemi İslam ve Türkler aleyhindeki müstemlekecilik siyasetini ve entrikalarını, tarihi düşmanlığını etrafa neşrederek Anadolu'daki milli kurtuluş hareketini desteklemiş. Bu hususta en büyük amillerden birisi olmuştu. Bu hizmetine dair kendi ifadesinden bir parça. Bir zaman İngiliz devleti İstanbul Boğazı'nın toplarını tahrip ve İstanbul'u istila ettiği hengamda o devletin en büyük daire-i diniyesi olan Anglikan Kilisesi'nin başpapazı tarafından Meşihat-ı İslamiye'den dini 6 sual soruldu. Ben de o zaman Darul Hikmet-i İslamiye'nin azasıydım. Bana dediler bir cevap ver. Onlar 6 suallerine 600 kelimeyle cevap istiyorlar. Ben dedim 600 kelimeyle değil, 6 kelimeyle değil, hatta 1 kelimeyle değil. Belki bir tükürükle cevap veriyorum. Biz de aynen tekrar ediyoruz. Çünkü o devlet işte görüyorsunuz ayağını boğazımıza bastığı dakikada onun papazı mağrurane üstümüzde sual sormasına karşı yüzüne tükürmek lazım geliyor. Biz de tükürüyoruz. Tükürün o ehl-i zulmün o merhametsiz yüzüne. Biz de tükürüyoruz demiştim. Müdafaatıma gelen küçük bir tenkide cevaptır. Sual, sen müdafaatında adeta muhalif olarak hakikati ve doğruluğu tamamen takip ettiğin halde neden sorgu hakimlerinin 63 sayfalı itham namesine karşı arkadaşlarını hem kısaca müdafaa ettin hem Risale-i Nur ile münasebetleri pek kuvvetli bulunan bir kısım kardeşlerinin alakalarını pek zayıf göstermişsin? El cevap, her söylediğin doğru olmak gerektir. Fakat her doğruyu söylemek doğru değildir kaidesiyle. O musibette arkadaşlarımın kısmen inkarlarının ve mahkemenin elindeki vesikaların tazyikatı altında ancak o kadar doğruluğu muhafaza edebildim. Kardeşlerimi tekzip etmemek ve vesikaların tekzibine uğratmamak için sükut ettim. Sükut ise hilaf sayılmaz. Hem bütün müdafaatımda ara sıra görünen mülayimane ve musalahakarane tabirler ise
tevriye nev'inden olarak mahzan masum kardeşlerimi kurtarmak içindir. Yoksa masumiyetim ve mazlumiyetim beni çok şiddetli konuşturacaktı. Ama kısaca müdafaatıma karşı mahkeme ve sorgu hakimlerinin iddianame namındaki uzun ithamnameleri ise onlar 3-4 ayda ancak yazdıkları ithamnamelerine karşı bütün müdafaatım 4-5 günün mahsulü oldu ve 63 sayfalık sorgu hakimlerinin ithamname ve iddianamelerine karşı 43 sayfalık itiraznamem 4-5 saatin mahsulüdür. Elbette bu nispetsiz mukabelede bu müdafaat harika sayılabilir. Kusurlarına bakılmaz. Mahkemede cevabım 13 sene müddetle münzevi yaşayan bir adam elbette resmi işleri ve kanunları bilmez ki onlara riayet etsin. Öyleyse o resmi sual ve cevap yerine bu ifademi dinlemenizi rica ederim. Çünkü İsparta'da 3 yerde resmi bir tarzda ifadem alınmış ve bu uzun, yeni ifadem sizi şaşırtmayacak. Belki pek doğru olarak hakkımdaki tahkikatınızı tenvir edecek. Ve şimdi elinizde olan 30 kitabın tahkikat ve teftişinden sizi kurtaracak. Mahkeme heyeti hakimesinin ve dahiliye vekilinin ve meclis-i mebusan riyasetinin nazar dikkatlerine arz edilecek aynı hakikat bir istidadır. Ve çokların hayata ebediyelerine taalluk eden bir arzu haldir. Ey muhterem heyeti hakime, beni 4-5 madde ile itham edip tevkif ettiler. Birinci madde, irtica fikriyle dini alet edip emniyet-i umumiyeyi ihlal edebilecek bir teşebbüs niyeti var olduğu ihbar edilmiş. El cevap, evvela imkanat başkadır, vukuat başkadır. Her bir fert, birçok fertleri, adamları öldürebilmesi mümkündür. Bu imkanı katil cihetiyle mahkemeye verilir mi? Her bir kibrit bir haneyi yakması mümkündür. Bu yangın imkanıyla kibritler imha edilir mi? Saniyen 100.000 defa haşa. İştigal ettiğimiz, meşgul olduğumuz ulum-i imaniye, imani ilimler, rıza ilahiyeden başka hiçbir şeye alet olamaz. Evet, güneş, kamera, peyk ve tabi olmadığı gibi, saadet-i ebediyenin nurani ve kutsi anahtarı ve hayat-ı uhreviyenin güneşi olan iman dahi, hayatı, içtimai-i siyasiye-i dünyeviyenin aleti olamaz. Evet, bu kainatın en muazzam meselesi ve şu hırkat-ı alemin en büyük muamması olan sırr-ı imandan daha ehemmiyetli bir mesele-i kainat yoktur ki bu mesele-i sırr-ı iman ona alet olsun, haşa. Ey heyet-i hakime! Eğer bu işkenceli tevkifim yalnız hayat-ı dünyeviyeme ve şahsıma ait olsaydı, emin olunuz ki 10 seneden beri sükut ettiğim gibi yine sükut edecektim. Fakat bu tevkifim çokların hayat-ı ebediyelerine ve muazzam tılsım-ı kainatın keşfini tefsir eden Risale-i Nur'a ait olduğundan, yüz başım olsa ve her gün biri kesilse bu sırr-ı azimden vazgeçmeyeceğim ve sizin elinizden kurtulsam elbette ecel pençesinden kurtulamayacağım. Ben ihtiyarım, kabir kapısındayım. İşte o müthiş tılsım-ı kainat keşşafı olan Kur'an-ı Hakim'in muazzam keşfini göze gösterir bir surette tefsir eden Risale-i Nur'un o tılsıma ait yüzer meselelerinden bu herkesin başına gelecek olan ecele ve kabre ait yalnız bu sırrı imana bakınız ki acaba bu dünyanın bütün muazzam mesail siyasiyesi ölüme, ecele inanan bir adama daha büyük olabilir mi ki bunu ona alet etsin? Çünkü vakit muayyen olmadığından her vakit baş kesebilen ecel ya idam-ı ebedidir veyahut daha güzel bir aleme gitmeye bir terhis tezkeresidir. Hiçbir vakit kapanmayan kabir ya hiçlik ve zulümat-ı ebediyye kuyusunun kapısıdır veyahut daha daimi ve daha nurani baki bir dünyanın kapısıdır. İşte Risale-i Nur, keşfiyat-ı kutsiye-i Kur'aniyenin feyziyle 2x2 4 eder derecesinde kat'iyetle gösterir ki, eceli idam-ı ebediyeden terhis vesikasına ve kabri dipsiz, hiçlik kuyusundan müzeyyen bir bahçe kapısına çevirmeleri şüphesiz kat'i bir çaresi var. İşte bu çareyi bulmak için bütün dünya saltanatı benim olsa bila tereddüt feda ederim. Evet, hakiki aklı başında olan feda eder. İşte ey efendiler! Bu mesele gibi yüzer mesaili imaniyi keşif ve izah eden Risale-i Nur'a, evrak-ı muzurra gibi haşa, 100.000 defa haşa, siyaset cereyanlarına alet edilmiş garaskar kitaplar nazarıyla bakmak
hangi insaf müsaade eder? Hangi akıl kabul eder? Hangi kanun iktiza eder? Acaba istikbalin nesle atisi ve hakiki istikbal olan ahiretin ehli ve hakim Zülcelali bu suali müsebbiplerinden sormayacaklar mı? Hem bu mübarek vatanda ve fıtraten dindar bu millete hükmedenler elbette dindarlığa taraftar olması ve teşvik etmesi vazife-i hakimiyet cihetiyle lazımdır. Hem madem laik cumhuriyet cihetiyle ve prensibiyle bir tarafına kalır ve o prensibiyle dinsizlere ilişmez, elbette dindarlara dahi bahanelerle ilişmemek gerektir. Salisen bundan 12 sene evvel Ankara reislerim, İngilizlere karşı Kutubat-ı Sitte namındaki eserimle mücahedatımı takdir edip beni oraya istediler. Gittim. Gidişatları benim ihtiyarlık hissiyatıma uygun gelmedi. Bizimle beraber çalış dediler. Dedim, yeni Said öteki dünyaya çalışmak istiyor. Sizinle beraber çalışamaz. Fakat size de ilişmez. Evet, ilişmedim ve ilişenlere de değil iştirak, değil temayül, belki de esüf ettim. Çünkü ananat-ı milliye-i İslamiye lehinde istimal edilebilir. Acip bir dehay-ı askeriyi anane aleyhine bir derece çevirmeye maat teessüf bir vesile oldu. Evet, ben Ankara reislerinde, hususan reis-i cumhurda muannit ve büyük bir deha hissettim ve dedim, bu dehayı kuşkulandırmakla ananat aleyhine çevirmek caiz değildir. Onun için ne kadar elimden gelmişse dünyalarımdan çekildim, karışmadım. 13 seneden beri siyasetten çekildim. Hatta bu 20 bayramdır. Her ikisinden başka umumlarımda, bu gurbette, kendi odamda, yalnız ve mahpus gibi geçirdim. Ta ki siyasete bulaşmam tevehüm edilmesin. Hükümetin işlerine ilişmediğime ve karışmak istemediğime delalet eden birinci delil. 13 seneden beri siyaset lisanı olan gazeteleri, bu müddet zarfında hiç okumadığım 9 sene oturduğum Barla köyünde ve 9 ay ikamet ettiğim İsparta'daki dostlarım biliyorlar. Yalnız İsparta tevkif hanesinde gayet insafsız bir gazetecinin dinsizcesine Risale-i Nur'un talebelerine hücumunun bir fıkrası istemediğim halde kulağıma girdi. İkinci delil, 13 seneden beri İsparta vilayetinde bulunuyorum. Dünyanın çok tahavvülatı içinde siyasete karışmak teşebbüsüne dair hiçbir emare, hiçbir tereşşuhat bizde görülmediğidir. Üçüncü delil, hiçbir hatıra gelmeyen, ani olarak benim ikametgahım bastırıldı. Tam taharrü edildi. 10 seneden beri terakküm eden, biriken en mahrem evrakımı ve kitaplarımı aldılar. Hem vali dairesi, hem polis dairesi, onlarda siyaseti hükümete ilişecek hiçbir maddeyi bulamadıklarını itiraf etmeleridir. Acaba değil 10 sene, belki 10 ay benim gibi sebepsiz nefyedilen ve merhametsizce zulüm gören ve işkenceli tazyik ve tarassut edilen bir adamın en mahrem evrakı meydana çıksa, zalimlerin yüzlerine savrulacak 10 madde çıkmaz mı? Eğer denilse 20'den ziyade mektupların yakalandı, ben de derim, o mektuplar birkaç sene zarfında yazılmışlar. Acaba 10 sene zarfında 10 dosta, 10 ve 20 ve 100 mektup çok mu? Madem muhabere serbesttir haberleşme ve dünyanıza ilişmezler, 1000 olsa da bir suç teşkil etmez. Dördüncü delil, müsaade edilen bütün kitaplarımı görüyorsunuz ki, siyasete arkalarını çevirip bütün kuvvetleriyle imana ve Kur'an'a, ahirete müteveccih olmalarıdır. Yalnız 2-3 risalelerde eski Said sükutu terk ederek bazı gaddar memurların işkencelerine karşı hiddet etmiş. Hükümete değil, belki vazifesini suistimal eden o memurlara itiraz etmiş. Mazlumane şekvasını yazmış. Fakat yine o 2-3 risaleyi mahrem deyip neşrine izin vermedim. Has bir kısım dostlarıma mahsus kalmışlardır. Hükümet ele bakar ve zahire dikkat eder. Kalbine, gizli ve hususi işlere bakmaya hükümetin hakkı yoktur ki. Herkes kalbinde ve hanesinde istediğini yapabilir ve padişahları zemmeder, beğenmez. Ez cümle 7 sene evvel, daha yeni ezan çıkmadan bir kısım memurlar hem sarığıma hem hususi şafiice ibadetime müdahale etmek istemelerine mukabil bir kısa risale yazıldı. Bir zaman sonra yeni ezan çıktı. Ben o risaleyi mahrem dedim, intişarını men ettim. Hem ez cümle, Darul Hikmet-i İslamiye'de bulunduğum zaman tesettür ayeti aleyhinde Avrupa'dan gelen itiraza karşı bir cevap yazmıştım. Bundan bir sene evvel
eski matbu risalelerimden alınan ve 17. lem'anamındaki risalenin bir meselesi olarak kaydedilmiş ve sonra 24. lem'a ismini alan kısacık tesettür risalesi. İlerideki kanunlara temas etmemek için o tesettür risalesini setrettim. Her nasılsa yanlışlıkla bir yere gönderilmiş. Hem o risale medeniyetin Kur'an'ın ayetine ettiği itiraza karşı müskit, susturucu ve ilmi bir cevaptır. Bu hürriyet-i ilmiye Cumhuriyet zamanında elbette kayıt altına alınmaz. Beşinci delil. 9 senedir bir köyde ihtiyari olarak isteğimle inzivayı ihtiyar ettiğim ve hayat-ı içtimaiyeden ve siyasetten sıyrılmak istediğim ve bu defa gibi müteaddit başıma gelen bütün işkencelere tahammül edip dünya siyasetine karışmamak için bu 10 senede hiçbir müracaat etmediğimdir. Eğer müracaat etseydim, emsalim gibi Varlı yerine İstanbul'da oturabilirdim. Ve belki bu defadaki gaddarane tevkifimin sebebi, müracaatsızlıktan küsen ve gururlarına dokunan İsparta valisinin ve hükümetin bazı memurlarının garazlarından veya iktidarsızlıklarından habbeyi kubbe yapıp dahiliye vekaletini evhamlandırmasıdır. Elhasıl benimle temas eden bütün dostlarım bilirler ki, siyasete değil karışmak, değil teşebbüs, belki düşünmesi dahi esas maksadıma ve ahval-i ruhiyeme ve hizmet-i kutsiye-i imaniyeme muhaliftir ve olamıyor. Bana nur verilmiş, siyaset topuzu verilmemiş. Bu halin bir hikmeti şudur ki, hakaiki imaniyeyi cidden müştak ve memuriyet mesleğine giren birçok zatları bu hakaika endişeli ve tenkitkârâne baktırmamak, onlardan mahrum etmemek için Cenab-ı Hak kalbime siyasete karşı şiddetli bir kaçınma ve bir nefret vermiştir kanaatindeyim. Benim medar-ı ithamım olan ikinci madde, Mucizat-ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam Risalesinin ve Bekay-ı Ruh ve Haş-ı Azam Risalesinin ahirlerinde görülen imzalardır. Güya onlar bir cemiyetin efradı veya bir tarikatın dervişleridir. Elcevap, bütün kuvvetimle sizi temin ederim ki, o imza sahiplerinin bu işte hataları yoktur. Hata varsa benimdir. Acaba Mucizat-ı Ahmediye bahsinin gözle görünen bir kerametini güzel görün ve 29. söz eliflerinin harika tevafukatını hakkaniyetine bir imzayı gaybi bilip bir hatıra olarak imza eden veya yanıma nadir gelebilen bir misafirin hatası var mı? Misafirhane sahiplerinin hatıra defterlerinde bu çeşit imzaları ve bakkalların defterlerindeki isimlere cemiyet namı verilebilir mi? Ve böyle herkesin eline geçebilen ve levha gibi Varlı'daki odamda 3-4 sene talik edilen, asılan o imzalar bir cemiyet-i hafiyenin, gizli bir cemiyetin efradı olmasını hiç akıl kabul eder mi? O imza sahiplerinin çoğu misafirdiler ve bir kısmı da siyasetle alakası olmayan bazı ahiret kardeşlerimdir. Bizi yani bu imza sahiplerini çok sıkmayınız. Çünkü İsparta'da, istintak dairesinde, sorgu dairesinde gayet namuslu, müstakim bir kardeşimiz olan mütekaid binbaşı merhum Asım Bey isticvab edildi, sorgulandı. Eğer doğru dese üstadına zarar gelir ve eğer yalan dese 40 senelik namuskârâne ve müstakimane askerliğinin haysiyetine çok ağır gelir diye düşünüp, Ya Rab, hayatımı al demiş, duası kabul olup o dakikada teslimi ruh eyledi. İstikamet şehidi oldu. Ve dünyada hiçbir kanunun hata diyemeyeceği bir muaveneti hayriyeye ve bir tasdike hata tevehüm edenlerin çirkin hatalarına kurban oldu. Evet, Risale-i Nur'dan tam ders alan bir su içer gibi kolayca terhis tezkeresi telakki ettiği ecel şerbetini içer. Eğer benden sonra dünyada kalan kardeşlerimin teellümlerini düşünmeseydim, ben de Ali Cenab kardeşim Asım Bey gibi, Ya Rab, canımı da al diye dua edecektim. Her neyse. Subhaneke la ilmenena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli.